Evet sevgili arkadaşlar, saat şu an 7:13. Sabah namazına kıldım, duşumu aldım. Mis gibiyim ama biraz yorgunum. 3 günün yorgunluğu ister istemez oluyor. Bir de uykuyu unuttuk yani. Sabahları uyku çekmeyi, uyku nedir onu unuttuk. Geceler gündüze karıştı, gündüzler geceye karıştı. O yüzden ben bir yarım saat, bir saat uyumaya çalışacağım. Çünkü belim hala şiddetli şekilde ağrıyor. Kendimi de böyle sağlığımdan ederek çalışmamın bir anlamı yok. O yüzden biraz dinlenmeye çalışacağım. Ondan sonra başlayacağım. Nasıl olsa verimli şekilde programım yetişiyor. Kendimi zorlamadan yapmaya çalışacağım. Çünkü ilk gün zorladım. Yani fazlasını çalıştık. Ondan 2 gün sonra etkiledi. Bak bugün 3. gün hala etkisi var. O yüzden birazdan devam edeceğim. Biraz uyuyayım şimdi. Evet arkadaşlar, uyudum diyemem ama en azından belim bir tık dinlendi. Biraz daha dinleneceğim böyle. Biraz keyifli şekilde ders çalışmak istiyorum bugün. Çünkü yorgunluğumu atayım biraz. Böyle rahat rahat kendi böyle isteğimle gideyim. Zoraki hissetmeyeyim istiyorum kendimi. O yüzden zorlamayacağım. Şimdi size havayı göstereceğim. Yağmur çok güzel yağıyor. Şöyle sokağı bir görün güzelce. Bir tık bizim buralar yeni inşaat yapıldığı için çamurlu falan ama inşallah onlar da en kısa zamanda düzenlenecektir. Şimdi şöyle göstereyim size. Yavru yılan da yatıyor burada. Arkadaşlar arabanın içi çok soğukmuş. Hava yağmurlu olduğu için arabayla gitmek zorunda kaldım. Güzel yağmur yağıyor. Yalnız arabanın içi de soğuk. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Şimdi gideceğim. Kardeşim marketten birkaç bir şey istedi. Onları alacağım. Geleceğim. Ardından güzel bir çalışma yapacağız inşallah. İnşallah atanacağız bu sene ya. Ben çünkü umudum hep Allah'tan. Başka hiçbir şeye kulak asmıyorum. Bazıları diyor ki işte 8 yıl çalıştım, 7 yıl çalıştım olmadı, 5 yıl çalıştım olmadı, zordu şöyle. Abi demek ki yeterli çalışmamışsın yani. Hani ben şimdi günlük yeri geliyor 10 saat çalışıyorum. Yeri geliyor. En kötü şu an günlük 5 saat ders çalışıyorum, tamam mı? Adam bana diyor ki fazla çalışıyorsun. Kardeşim temelimin zayıf olduğunu biliyorum ben. Yani çalışmam gerektiğinin farkındayım. Bana fazla çalıştığımı niye söylüyorsun ki? Ha bak bazıları iyi niyetten söylüyor. Onları biliyorum. Onlar diyor ki işte şimdi 10 saatte başlarsan ileride sıkılacaksın. Bunu en yakın sınava giren büyüklerim, atanmış insanlar bile söylüyor. O konuda okeyiz, hemfikiriz. Zamanla yükselt diyorlar. Bir anda 10 saatte başlama diyorlar. Zaten günlük yarım saat ders çalışmalarla bir videoyla ders çalıştığını zanneden bir insanken şu an bu seviyelere geldim yani. Bunlar benim çalışmam gereken süreler aslında. Ama yok işte çok fazla çalışıyorsun. Yok şöyle bırakın orası bana kalsın ya. Çünkü ben temelim zayıf. Ben bunu farkındayım. Ben çarpım tablosunu bilmeyen bir adamım ya. Çünkü hiçbir zaman okumakta gözü olmayan bir insanım. Öyle bir insandım yani. Zor zor ailemin zoruyla okuduk. Bak şimdi de meslek sahibi olmak istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Bırakın 10 saat gitsin, 5 saat gitsin günlük. Önemli değil. Ben zaten ders çalışmak için buradayım şu an. Esnaf olan babamın yanında çalışmıyorsam eğer, babam beni buraya gönderdiyse benimki ders çalışmak için yani. Benim de tek görevim bu. Bunu da layığıyla yerine getiremedikten sonra zaten yani burada durmamın bir anlamı yok. Elhamdülillah 5 vakit namazımızı eksiltmiyoruz. Ders çalışmamızı da elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunlar yetiyor bize ya. Bunlar bizim için güzel şeyler. Rabbim de inşallah diyorum ki hep dualarımda şunu söylüyorum. Allah'ım yani ben bu işi hakkıyla yapabileceksem bana bunu nasip et. Hakkıyla yapamayacaksan bana bunu nasip etme diyorum yani. Yani hakkıyla yapabilmek var, bir şey de hakkıyla yapamamak var. Yani o yüzden hakkıyla olmayacaksa olmasın zaten. Veya birilerinin hakkına girerek bir yerlere girmek isteseydim ben şu an çoktan girerdim. Ama ben birilerinin hakkına girmeden bir yerlere gelmek istiyorum. Bu şekilde ya. Markete giderken bile sizi çok konuşuyorum. Kusura bakmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar şu an saat 16:54. Tarih çalışıyordum ve yaklaşık bugün 4. gün, 4 gündür 4 gözle beklediğim kargom daha yeni geliyor. Dün bahsetmiştim ilk videoda GoPro 11'e gitti diye.
kameram geldi. Ben bunu ikinci el aldım. Şimdi bunu da sizde açayım istedim. Yani böyle bir kutu olmamış. Abi Allah razı olsun. Büyükten zarar gelmesin diye uğraştı ama kar ucularda zarar gelsin diye her türlü yolu denemişler. Adamlar da attı şimdi. Bir ton malzeme taşıyorlar, bıkıyorlar, atıyorlar bazen. Tabi atmasalar daha iyi ama yani bu atılmış, hunharca sağdan sola vurulmuş. Kargo olduğu çok belli. Ve sabah 9.37'de çıktı dağıtıma. Şu an saat işte 16.34 falan, 16.54, tam 5'e yakın getirdiler. Allah razı olsun diyorum. Hemen kısaca açayım şöyle, size de göstereyim. Hem de ben de bir bakış atayım sizinle beraber. Evet. Kutusu burada. Şöyle göstereyim. Bu göğüs aparatı. Bunu bilmeyenler için böyle takıyorsunuz arkadaşlar. Giyiyorsunuz korse gibi. Şu şekilde çekim yapmanızı sağlıyor. Buradan kamerayı sabitliyorsunuz. Güzel bir çekim açısı var bunda da. Şöyle bırakın onu şimdi de, o ucuz bir şey. Asıl nevare burada. Bismillahirrahmanirrahim. Oba diyoruz. Evet, abimiz mikrofonların şöyle aparatlarını yollamış. Bu kullanırsak diye şey mikrofon, bu şarj edici şey. Bu da mikrofonun aparatı, kullanmamız gereken aparatı. Evet, bu mikrofon, asıl mikrofon işte. Burada bir tane el tripodu var. Burada iki tane alıcı ve verici olarak İki tane mikrofonumuz var. Hangisi alıcı, hangisi verici inanın bilmiyorum. Ben de ilk defa kullanacağım. Arkadaşında vardı, artık ona soracağız. Burada bir hafıza kartı var ama onun içinde büyük ihtimal. Bu da o, nedir onun adı? Göğüs aparatını sabitlemek için yaptığımız alet. Evet, şöyle kısa bir kameraya bir göz gezdirmek istiyorum. Kameranın camında leke var gibi geliyordu bana da. Dikkat temizleyeceğim. Abi çok sağ olsun. Çok hijyenik kullanmış abi. Camında bir şey var mı? Ona bakmam lazım. Camın şurasında bir leke mi var? Bir şey var ama. Yani lekeymiş. Pislikten gözükmüyormuş kamera. Şimdi şöyle bir açıp bakalım. Bataryası burada. Ekranında bir sıkıntı yok. Hemen bir açalım. Evet, bende daha önce 9 bilek vardı zaten. Bu 10 bilek. Bunu ilk defa kullanıyorum. Ama çok güzel bir şey veriyor. Şu şekil çekimi yapayım. Tam benim istediğim gibi ya. Tam bana lazım olan aletti. Bunu alacağım artık. Bu şekilde burada ayaklığı var. Böyle. Hemen şöyle göstereyim size. Yani yeni çekim aletim. Makinem. Şöyle sabitleyeceğim bunu. Evet. Şu an sabitledim. Bu şekilde olacak yani arkadaşlar. Ben artık çekimlerimi bu şekilde, rahat bir şekilde, daha güzel ve kullanışlı şekilde yapacağım. Bir tık sallanıyor ama aldı normal. Yani ağır biraz. Olsun. Yeni yıl arkadaşlarımdan bir tanesi de bu arkadaşlar. Bu mikrofonları kullanmak için ekstra aparat gerekiyor. Onu da alacağım nasipse. Ondan sonra bunu da takacağım, buraya atıyorum. Hem buradan konuşacağım, buradan da ses alacaksınız. Daha kaliteli işler çıkaracağıma inanıyorum. Daha güzel videolar çekeceğim inşallah. O yüzden işte bir hemen kargoyu beklediğim gibi açtım. Geldi. Şimdi geçeceğim tekrar derse. Bugün sadece tarih çalışıyorum. Dün Türkçe'nin dozunu kaçırmışım. Türkçe'de 4 video izlemem gerekirken ben 7 video izlemişim. Yarın Türkçe konusu yerine de vatandaşlık işleyeceğim. Bugünkü olan vatandaşlığı yarın işleyeceğim. O şekilde kapatacağım. Bugün fazla yormayacağım kendimi. Bugün de böyle geçirelim. Bir farklılık olsun istedim. Bakalım, biraz da çekime bundan devam edelim.
Arkadaşlar şu an saat 12.30. Biz 4. günün çalışma sürecini bitirdik. Ben bugün sadece 4.5 saat çalışabildim. Kardeşim ise 8 saat çalışmış. O 34. saatinde, ben 31. saatindeyim. Bugüne finish verdik. Ben bugün sadece tarih çalıştım. Bugün de tarih ve Türkçe vardı. Türkçe de geçen gün fazla çalıştığım için Türkçe'yi bugün dinlemedim. Yani 4 videodan beri yaptım. 3 video fazla yazdım. Şimdi 7 video kalmıştı. O yüzden bugün videoyu tamamlayamadım. Yarın o şekilde devam edeceğim. Yarın tarih ve vatandaşlık ve paragraf. Bugün paragraf da çözdüm ekstra. Şimdi kardeşim anlatsın ne yaptıklarını. Neyse, orada bir şeyler ekleyeyim çünkü. Ben bugün Türkçe'de sözcükleri epey geçtim, bitirdim ve sonrasında testlerimi çözdüm. Bununla 3 saatlik bir süre verdim. Sonrasında matematiğe geçtim. Matematikte de bir 3-4 saat kadar bir ders çalıştım. Sonrasında İngilizce paragraf, skills testler falan çözdüm. Bugün 8 saat tamamladım. Öyle. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Biz kaçıyoruz. Allah'a emanet olun.